Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Değerli canım Hasan abim. Nasılsın? İyisin inşallah. Abi ya dün İngiltere'den bir arkadaş aradı da. Berber orada berberlik yapıyor. İşte namazına da başlayalı. 6 yedi ay olmuştur. Belki daha fazladır. İngiltere'ye gitti. İşte bir senedir orada. Şimdi bu arkadaşa birisi bir soru sormuş. Arkadaş da bana sordu. Aslında cevap verirdim o an. Ama geçiştirmelik cevap vermedim. Zaten çok da müsait değildim. Dedim sana yarın cevap vereyim. Sonra dedim ki düşündüm düşündüm. Hasan abime söyleyeyim. Hasan abimin cevabı daha etkili olur diye düşündüm. Sorusu da şu. Orada birisi sormuş ki. Türklerden soran yine. Ya demiş kulak neden bu kadar önemli demiş. bunun cevabını istiyor abi. Bunun cevabını verirsen ben de direkt ona göndereceğim. Allah izin verirse. Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Kul hakkı niye bu kadar önemli? Başıma geçmiş bir hadiseyle cevap vereyim. Almanya'da bir gene Türk sormuştu. "Zina niye bu kadar diyor sert tepki veriliyor. Zina niye bu kadar kötü günahtır?" dedi. Dedim ne dersem ikna olmaz. Çünkü sefi tilaki olmuş. Eğer fikirden fikir yanılgısı olsa, yanılması olsa fikrini ikna edersin adam tatmin olur. Ama fikirden daha öteye hissi hissi bir durumda yaşantı ise. Onu fikir geri döndüremez. Çünkü his fikirden daha derinliklerde. Histen daha derin tiryaki olmuşsa daha dönemez gibi yani. Çok zor. Onlardan dönebilmesi için bir hastalık, musibet, bir korona, entübe olacak. Böyle yoğun bakıma girecek. Yani bela ve musibet bu işlerde yarıyor çok. Yani fikri ve hissi ikazdan anlamayanlara Cenab-ı Hak bu yöntemi gönderiyor. Ben onu tabi bela ve musibet verecek şey olmadığım için ancak fikri ve hissi ancak şey yapabilirim. Dedim hissi şey yapayım. Dedim ki evli misin? He, evliyim. Ee, ondan sonra çocuğum var, iki kızım var dedi. Ee, dedim ki zina ne kadar kötü dedi ya. Dedim ki kızına tecavüz etseler nasıl karşılarsın dedim. Ha, onun için zina kötü. Çünkü kendisine bir dayansın. Kendisine dayanınca zinanın, kendisine dayanınca canı, gülü, her şeyi, her şeyini maddeye, servetine yatıran bir insanın euro, İngiltere'de Sterlin mi diyor? Sterlin'e yatırmış, koca aylığı almış, aylığını alsa, tamam bir ay çalıştı ama çok zor şartlarda Avrupa'da böyle, Çin genellik yapılıyor. Yani yapmadığı maskaralı kalmıyor iş Türk işçileri tamam. Sonra e, bankamataya gitti parayı çekerken bir tanesi elin, elinden alsa o parayı nasıl olurdu? Heh, onun için kötü kötüdür o hissiyle cevap versin. Gene bununla alakalı bir gene bir hatıramızı nakledeyim. Ya dedi hırsızın kolu kesiliyor dedi hopalı ya ateist birisi. Ya dedi hırsızlık için diye velayet ediyor yani. Ko, e, kol mu kesilir diyor? El mi kesilir diyor? Ben dedim ki buna ne anlatsam gene peşin kararlı. Dedim ne iş yapıyorsun dedim. Torna atölyem var diyor imalathane o Şimdi dedim sen dedim bu atölyeyi kaç senede kurdun? Dedi uzun bir dedi. Babalarından kalmış yani. Emek vermişler. E, o gelmiş bir şey eklemiş. Yani bayağı emek sarf etmiştir. Dedim ki bunu satsanız İstanbul'da çok büyük bir tekstil fabrikası satın aldınız. Tekstil fabrikası satın aldınız. Çok büyük. O zaman eski olduğu için 302 otobüsler yani. Dedim ki otobüse bindin, o parayı çantaya koydun. Fabrikayı yani atölyeni, torna tezgahını sattın hopadan. İstanbul'da fabrikayı almaya giderken parayı çantaya koydun. Ama para yetmez ki o fabrika alacaksın. Çocukların kumbarasını boşatsan, kadın bileziklerini koysa, sağdan soldan borç alsan, çantaya koysan, İstanbul'a fabrika almaya giderken çoluk çocuğun emeği, belki de dedenin emeği, dedelerin emeği var o çantada. Mola verilse ama iş adamı olduğun için fabrikatörlere silah veriyor devlet kuyumculara da veriyor. Taşıma ruhsatı veriyor. Belinde de bir silah var. Silaha güveniyorsun tabii öyle. Sonra sen mola verdi tuvalete giderken birisi çantayı kapsa gitse böyle. Bütün dedelerin seyreti. Doğru söyle ayağını sıkar mısın adamın? Gidiyor. Vallahi dedi ne ayağını kafasına yukarıdan aşağı tararım dedi. Biraz önce soruyu unuttu tabii böyle şey anladım. Bak şeriat yukarıdan aşağı taramıyor. Sırf o çalan eli, eli kesiyor ki gizli de kesmiyor. Osmanlılar'da iki tane olmuş. Taksim'de bütün basın mensupları önünde televizyonlarda hırsızın 16 tane şart lazım kesilebilmesi için. Çok aç olmaması lazım, aklı muhakemesi olması lazım, aldatılmaması gerekiyor. Efendim devlete müracaat ettiği halde bakmaması gerekiyor ve sair böyle şartlarla. Gene bunlar aşağıya kesenin basın mensuplarının yanında bir tane tenkil deniliyor. Elini kesseler hırsızın. Türkiye'de hırsızlık olur mu? Olmuş ha. Hakim soruyor hırsıza. Bıktım diyor. Bıktım diyor hakim diyor hırsıza. Her hafta seni burada görüyorum diyor. Yeter artık seni burada görmek istemiyorum diyor hırsıza. Hırsız diyor ki ne no, hakim emekli mi oluyorsunuz diyor. Yani beni burada görmemen benim için mümkün değil de sen ancak neyle olur? Sen buradan da mümkün yani emekli mi oluyorsun? Kulakı toplumsal yaşantı ortadan kaldırır. Zina nesli ortadan kaldırır. Toplumsal yaşantıyı, mesela hırsızlık kul hakkı düşün serbest olsa ne olur? Toplum denen bir şey olur mu? He? Senin evine duvarlardan çıkarlar. Toplum içsel kaosu anarşiyi doğurur, toplumu yok eder. Ve zalimlerin tasallutuyla mazlumlar yok olur. İşte haram olan şeyleri Allah'a bir zarar yok ki. Zarar olan bir haram olan bir şey hem kişisel hem ailevi hem toplumsal çöküntülere sebebiyet veriyor. Esbab ve hikmet itibariyle böyle. Selamünaleyküm. Müzik